Saç kurutma makinesini kullandım. Onu kullanırken de ses kaydını kapattım ki kurutma makinesinin sesi size kadar gelmesin diye. Şimdi bir fırça arıyorum. Evet, biraz daha ince bir fırça aradım. Çünkü artık ince fırçayla biraz daha detaylara gireceğiz. Onun için de şöyle bir fırça benim işimi görecek. Şimdi gökyüzünü aynı bırakıyorum. Arkadaki en arkadaki dağın renk tonu da benim için yeterli. Öndeki dağları biraz daha kuvvetlendirmek istiyorum. Onların da dağların da üst taraflarında biraz koyuluk var. Rengi attım. Su ile fırçayı hafifçe ıslattım. Ve onu dağıtıyorum. Sol tarafa doğru biraz daha koyu. Sağ tarafa doğru biraz daha açık. En öndeki dağda da öyle bir şey yapacağım. Sonra bu arada size bir farklı bir bilgi daha veriyorum. Daha doğrusu şimdi vereceğim. Şimdi en öndeki dağın da renkleri koyu. Çok da fazla koyu yapmadan. Suyu fazla kaçırmamak için attığım boyayı biraz ıslatarak yaymaya çalışıyorum. Çünkü acemiyiz şu anda fazla ıslak boyayı kontrol edemeyebiliriz. Şimdi yakın plan, orta plan, uzak plan daha belli oldu. Şimdi öndeki o ne durumlar? Kamışlık, sazlık bölge. Onların da diplerine biraz koyu renk atıyorum. Ondan sonra fırçayla o renkleri biraz yükselteceğim. Neden diplerden başlıyorum? Çünkü onların diplerinin daha koyu görünmesi gerekir. Yukarıda biraz açıklık kaldı. Şimdi oraya da çalı çırpı görüntüsünü vermek için düzenlemeler yapacağım. Şimdi benim arka planım tamam. Bu plan otlar bu tarafa kadar geliyor. Biraz da şurada açık bir renk kullanalım. Şu anda orası ıslak. Orayla pek uğraşmayacağım. Pek fazla dokunmayacağım. Şimdi şu iki sandalın
gölgelerini düşünüyorum. Sanıyorum ışık sağ yukarıdan geliyor. Dolayısıyla teknelerin sol tarafları daha koyu bir renk olacak. Bakın rengi attım. Hafiften sağa doğru yayıyorum. Teknelerin sağ tarafı aydınlık. Dolayısıyla bu teknenin de tam tersi olacak. Sağ tarafı koyu, sol tarafı daha açık. Şimdi aynı şekilde bakın şuradaki teknenin de ışık değerlerini belirlemem lazım. Şu hatta bir koyu renk var. Bu teknenin de bu tarafı koyu. Dolayısıyla burası da altta kaldığı için yine koyu. Buradaki yansımasında da bir koyuluk var. Şimdi bunların yine suyla biraz yumuşatmasını yapıyorum. Bir de bunun tabii ki suya yansımasındaki mavide de biraz daha koyuluklar koyabilirim. Şimdi ben öndeki tekneye hafiften bir su püskürteceğim. Çok net gözükmesin, biraz karışsın diye. Bu arada arkadaki bitkilerin olduğu yere yukarıya doğru çıkan sazlıkları göstermem lazım. O sazlıkları da belli olsun diye bir ton koyu ile yapıyorum. Bunu rastgele yapabilirsiniz. Bu bitki örtüsü hiçbir zaman düzenli olmayacaktır. Rastgeledir. Dolayısıyla resimdeki her noktayı yapmanıza gerek yok. Oradaki gibiymiş. Yani mış gibi. Yaparak oradaki etkiyi vereceğiz. Şimdilik bu kadar yeter. Bu bitki örtüsünün suya da bir yansıması var tabii. Şimdi onun zeminine sürdüğüm boya henüz ıslak olduğu için hafif bir suyla onları biraz aşağıya doğru akıtacağım ki yansımaları hissedelim. Şimdi bu aşamada şuna dikkat edeyim. Demin su püskürttüğüm için teknenin boyaları dışarıya taştı. Onları biraz kontrol altına alıyorum. Bu arada yapacağım şey teknelerin de suya yansımalarını sağlamak. Yani şuradaki tekne gibi bunların da yansımasını sağlamak. Yine gri bir renk. En gölge yerleri iki teknenin ortası olur. O rengi
teknelerin dibiyle kaynaştırarak kullanıyorum. Gölgeleri yaparken teknelerin simetriği gibi düşünün. Simetrik olmasına özen gösterin. Şimdi ben ışık gölge konusunda biraz boyayı rengi fazla kaçırdım. Sağ taraftan biraz renk alayım. Hani renk alalım, renk kaldıralım diyoruz ya. Özellikle yaptım ki renk kaldırmayı da görelim. Fırçayla hafif ıslatıyorum. Sonra bir parça kağıt havluyla pansuman yaparak alıyorum. Pansuman yaparak alıyorum. Sebebine gelince bu sulu boya kağıtlarının üst düzeyinde jelatinimsi bir malzeme kaplıdır. Çok fazla yıpratırsam o jelatini bozarım. O jelatin maddesini bozmamak için böyle pansuman yaparak pansuman yapma herhalde herkes biliyordur. Şimdi bu aşamada ben yine konuyu çalışmayı durduruyorum. Saç kurutma makinesiyle kurutacağım çünkü.